Sweet görünüşü aldatsa da Tahta Nefesliler grubunun en ince sesli üyesi. Neden tahta nefesli? Çünkü eskiden tahtadan yapılan bir enstrümanmış. 19. yüzyılda şu anki şeklini almış. Eskiden sadece deliklerle oluşan bir enstrümanmış. Sonra onların üstüne bu mekanizmayı yapmışlar. Biz bu delikleri kapattıkça burnun uzamasını ve kısalmasını sağlayarak sesin kalınlaşmasını ve incelmesini sağlıyoruz. Ağızlık dediğimiz flütün bu baş kısmı. Burasında bir delik var. Flütü çenemize yaslayıp, dudaklarımızın altına koyup havayı bu deliğe göndererek sesi sağlıyoruz. Ciğerlerimizden gelip boğazımızdan geçen ve ağzımızda şekillenen hava buraya çarparak sesi oluşturuyor. Zaten flütü aslında ilk derslerimizi ağızlık dediğimiz parçanın üstünde yapıyoruz. Sesi ilk önce çıkartmayı bu parçanın üstünde öğreniyoruz. Buradan net güzel bir ses çıkartmayı öğrendikten sonra flütü takmaya başlıyoruz. En kalın sesi. Sonra bu buraya kadar yükseliyor. Aynı zamanda orkestralarda çaldığımız piccolo flüt var. Piccolo flütün bir sekizli daha üstünden duyuluyor. Aslında çalma şekli tamamen aynı fakat sesi daha ince. Bayağı ince bir sesi var ve kuvvetli bir sesi var. Flüt orkestrada tam orkestra şefinin karşısında, yaylıların arkasında. Aslında bir nevi orkestranın merkezinde duruyor diyebiliriz. Flüt, flütün sol tarafında obua, arkasında klarnet ve arka çaprazında da fagot oturuyor. Annem beni bir gün operaya götürdü. Büyülenmiş gibi opera izlemiştim. Çıktığımda da ben şarkıcı olmak istiyorum diye çıktım. Annem önce bir enstrüman çalmayı öğrenebilirsin, konservatuara gidebilirsin dedi. 11 yaşında konservatuara girdim ve beni flüt bölümüne seçtiler. Flütü tanımak için belki de en uygun eserler Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı olabilir veya Prokofiev'in Peter ve Kurt adlı eseri olabilir. Bu eserlerde flüt genelde kuşu canlandırır. Çünkü flüt çok canlı, hızlı pasajlar çalabilen, kıvrak bir enstrüman aynı zamanda. Bir o kadar da lirik ve büyüleyici bir sesi olan, çok parlak sesli bir enstrüman. İnsan sesine çok benzediğini düşünüyorum. Şarkı söylemeye çok benziyor. Ve şarkı söylemek en doğal müzik yapma şekli. Dolayısıyla enstrümanınla neredeyse bütünleşmiş gibi hissediyorsun flüt çalarken. Bu etkileyici bir şey. Sanki flüt senin bir uzantın gibi oluyor.